Hoş geldin arkadaşım. Bugün sana bu videoda dil bilgisinin sınavda ne tarz soru kalıpları ile geldiği ile ilgili aslında bir şeylerden bahsedeceğim. Şöyle ki bazen öğrenci konuya hakim. Mesela sözcük türlerini çok iyi biliyor ama soru birazcık farklı geldiğinde ya da nasıl sorulması gerektiğini bilmediğinde o bilgiyi kullanamıyor. O yüzden konuyu öğrenmek kadar o konunun karşına nasıl geleceği, ÖSYM'nin dilinin nasıl olacağı olduğu senin için yine aynı oranda önemli. Ben de birazcık bunlardan bahsetmek istiyorum. Şimdi artık dil bilgisini bitirmiş olman gerekiyor. Videoları sırasıyla izlediysen artık bu dil bilgisinden sonraki video oluyor. İşte bütün o konuları hem özetlemek adına hem de gerçekten o eksik kalan birkaç yer varsa onu da tamamlamak adına faydalı bir video olacağını düşünüyorum. Şimdi dil bilgisi soru kalıplarında karşımıza ÖSYM'nin kullandığı bazı dil kalıp ifadeler var. Mesela sözcüğün kökünün türünü soruyorsa. Şimdi sözcüğün türüyle sözcüğün kökünün türü farklı şeyler. Eğer kök diyorsa hatırla yapı bilgisinden kök neydi? Benim bir sözcüğün anlamlı en küçük hali ama hiçbir ek almamış hali. O yüzden bir sözcüğü kök durumunu buluyorsun önce. İşte örnek veriyorum gözlükçü sözcüğünün. Hemen yapım ekini, çekim eki varsa onları çıkarıyorsun. En anlamlı en küçük birinin mesela göz olduğuna karar veriyorsun. İşte bu aşamada gözü gördükten sonra hemen türü soruluyorsa her zaman dedim kökünün türü kök isim köktür ya da fiil köktür. ÖSYM bunu sorar zaten. Hemen gözmek şeklinde bakıyorsun. Gözmek oluyor mu? Hayır. Olmuyorsa o zaman isim köktür. Oluyorsa fiil köktür diyeceksin. O yüzden sözcüğün türüyle kökünün türü farklı şeylerdir. Orada aceleyle okursan o panikle o stres anında kaçırabilirsin. Sözcüğün türüyle kökü çok farklı şeylerdir. Lütfen buna dikkat et. Bir diğeri sözcüğün türü. Bunu şöyle sorabilir. Yukarıdaki numaralanmış altı çizili sözcüklerden hangisi tür bakımından diğerlerinden farklıdır veya görev bakımından? Tür veya görev dediğinde sen onun isim, sıfat, zarf, zamir, edat, bağlaç, ünlem veya fiil olup olmadığına bakacaksın. Ve her zaman diyorum o sana altı çizili dese dahi sen cümlenin o cümleye kattığı anlamdan yola çıkarak bakmak zorundasın. Güzel sözcüğü bir cümlede sıfat olabilirken bir cümlede zarf olabiliyor, bir cümlede isim olabiliyor. Onun o zaman o görevini belirleyen şey ne? O cümlede bulunduğu yer, cümledeki görevi işte. O yüzden sözcüğün türü dediğinde isim, sıfat, zarf, zamir, edat, bağlaç, ünleme bakacaksın. Ama sözcüğün kökünün türü dediğinde kökün türü ya isim soyludur kök ya da fiil soyludur buna bakacaksın. Bir de yüklemin türü soruluyorsa hatırlarsan cümle türlerinde yüklemine göre cümleler ya da yüklemin türüne göre cümleler vardı. Yine isim cümlesi mi, fiil cümlesi mi? Şimdi sözcüğün kökünde evet sana o gösterdiği altını çizdiği sözcüğe bakacaksın. Yüklem dediğinde burada iki bilgi devreye girecek. Hem önce yüklemi doğru bulman, yüklem bilgisi. Yüklemi bulduktan sonra bu sefer bunun artık o son haline mekmak getiriyorsun. Eğer anlamlı oluyorsa mekmak master ekidir sadece fiiller alır. Tamam diyorsun bu fiil. Ama eğer mekmak getirdiğinde anlamsız oluyorsa tamam diyorsun bu da isim cümlesi. Buna bakmanı istiyorum. Peki yüklemin kökünün türü dediğinde yine aynı mantık. Yüklemi bul, ek almış o eklerin hepsini, yapım ekini, çekim ekini hepsini kaldır. Sözcüğün o anlamlı en küçük halini bul ve ondan sonra isim mi, fiil mi ona bak. Yine söylüyorum, yüklemin türü, sözcüğün türü dediği şeyle kökünün türü farklı şeydir. Buna lütfen dikkat et. Peki İkilemenin türü soruluyorsa, şimdi bir cümlede ikileme sıfat görevinde de, zarf görevinde de veya isim görevinde de kullanılabiliyor. O yüzden burada yapmanı istediğim şey cümledeki ikilemeyi bul ve yine söylüyorum her ikileme her cümlede aynı göreve sahip değildir. Bazen hızlı hızlı sözcüğü zarf olabilirken bazen isim olabilir, bazen de sıfat olabilir. Bu nedenle İkilemeyi bul ve ikileme eğer bir ismi niteleyip belirtiyorsa sıfattır. Bir fiili ya da fiilimsi niteleyip belirtiyorsa zarf görevindedir. Ama hiçbir şey belirtmeyip kendisi ek fiil olarak bir yüklem görevindeyse o zaman isimdir diyeceksin. Buna da dikkat et. Peki
Tamlamanın türü sorulabilir ki ÖSYM bu kalıbı da çok kullanıyor. Yukarıdaki altı çizili tamlamalardan hangisi tür bakımından diğerlerinden farklıdır der. Böyle bir soruda da yapmanı istediğim şey tamlamayı bul. Tamlamanın önce türü dediğinde isim tamlaması mı sıfat tamlaması mı ona bak. Çünkü Türkçe'de iki tamlama var bildiğin üzere. İsim ya da sıfat tamlaması. Diyelim ki ya hocam hepsi isim tamlaması, o zaman ne yapacağız? O zaman da belli ki isim tamlamasının türünü soruyor. Yani dördü belirtili isim tamlamasıdır, biri belirtisiz isim tamlamasıdır gibi. Ama önce tamlamanın türü dediğinde ÖSYM genelde isim ve sıfat ayrımına gider. İsim tamlamalarıyla sıfat tamlamaları hazır yeri gelmişken nasıl ayrım yapıyordu? Tamlanana, yani ikinci sözcüye neyin, kimin, ne sorularını sorup cevap alabiliyorsak o zaman bu isim tamlamasıydı. Nasıl, hangi, kaç gibi soruları sorup cevap alıyorsak o zaman bu sıfat tamlamasıydı diyoruz arkadaşım. Peki, birleşik eylemin türü. Hatırla, fiilin yapısında birleşik fiilleri gördük ve dedim ki birleşik fiiller 3 başlık altında. Birincisi basit fiil, diğeri türemiş fiil ve birleşik fiil, fiilin yapısı. Birleşik fiillerde kendi içinde yardımcı eylemle kurulmuş birleşik fiil, kurallı birleşik fiil ve anlamca kaynaşmış birleşik fiil. Burada da birleşik eylemin türü soruluyorsa yardımcı eylemle mi kurulmuş, kurallı birleşik mi yoksa anlamca kaynaşmış birleşik fiil mi, buna bakmanı istiyorum. Yıllar önce sorduğu bir soru, bir parça vermiş, cümleler numaralandırılmış ve numaralanmış cümlelerin hangisinde yardımcı eylemle kurulmuş bir birleşik fiil vardır diyor. Yani artık ÖSYM sadece birleşik fiil olup olmadığını bilmeni istemiyor. Onunla beraber bu birleşik fiil yardımcı eylemle mi kurulmuş, kurallı birleşik mi yoksa anlamca kaynaşmış mı, bu bilgiyi de senden istiyor arkadaşım. Eğer bu konuda eksiğin olduğunu düşünüyorsan fiil, fiil de yapı konusuna bir göz at derim. Peki, ne sözcüğü? Bu ne sözcüğü çok öğrencinin başının belası bir sözcük. Çünkü ne sözcüğü cümlede zamir olabilir, sıfat olabilir, zarf olabilir, bağlaç da olabilir. Bu tamamen senin o cümledeki ona verdiğin, o gördüğün anlamla alakalı. O yüzden ne sözcüğünün altı çiziliyse direkt olarak zamir diyemezsin. Çünkü ne sözcüğü genelde zamir olarak nam salmıştır. Ama sıfat, zarf veya bağlaç olarak kullanıldığı çok yer var. Bu nedenle sen ne sözcüğünü gördüğünde önce bir bak bakalım cümleye nasıl bir anlam katmış. Ve eğer gerçekten bir ismin yerini tuttuğunu düşünüyorsan zamirdir. Ne sözcüğü hangi anlamında kullanılıyorsa, hangi, o zaman mesela hangi ev ya da buradaki ne halde olduğum, ne hal derken hal orada isim. Ne hal, hangi hal anlamında kullanıldığı için bakıyorum soru sözcüğü ismi belirtmiş, nitelemiş. O zaman ismi belirten, niteleyen sözcük sıfattır diyorum. Eğer niçin, neden, niye anlamında sebep, sonuç anlamı katıyorsa o zaman zaten bunlar zarf görevindedir diyeceksin. Bir de bazen şunu kaçırabiliyorsun. Orada tek bir tane ne yok. Ne ne var. İşte ne ne bağlacı. Ne ağlarım ne giderim derken. Oradaki ne neler de bir şeyleri birbirine bağladığı için bağlaç görevindedir. Lütfen buna dikkat et arkadaşım. Ne sözcüğü bu anlamda can yakabilecek tarzda bir sözcüktür. Bir de neden sözcüğü var. Şimdi bazen şöyle oluyor. Neden sözcüğünün zamir olma durumu da olabiliyor. Zarf olmada. Demin söylediğim gibi neden, niçin, niye anlamları katıyorsa o zaman diyeceğim ki neden, niçin, niye varsa sebep sonuç ifadesi vardır. Orada da zarftır. Ama eğer gerçekten bir ismin yerini tutmuşsa, mesela bu mobilya neyden yapılmış? Oradaki neyden, hani bazen neden yapılmış? Oradaki neden, niçin anlamında değil de hani hangi maddeden anlamında, ama neyden? Hangi madde demiyor, madde ismini kullanmıyor. İsmin yerini tutuyor, ismin yerini de tutarsa o zaman zamir diyeceğiz. Buna da dikkat et. Dil sözcüğü önemli bir sözcük arkadaşım. Dil sözcüğü isimleri ve fiilleri olumsuz yapabilen bir edattır. Dil sözcük türü olarak normalde edattır. O yüzden tek başına bir anlamı yok. Dil. Hiçbir anlam ifade etmez. İşte dil sözcüğü eğer bir isimle beraber kullanılıyorsa ismi olumsuz yapar. Bir fiille beraber kullanılıyorsa fiili olumsuz yapar. Ama
yüklem olarak başımıza bela açar ki cümlenin ögelerinde bunu özellikle belirttim. Dil sözcüğü tek başına bir anlamı olmadığı için aynı diğer edatlar gibi tek başına yüklem olamaz. Ancak kendisinden önce gelen sözcükle o anlam ilgisini kuruyor ya, işte o anlam ilgisini kurduğu sözcük veya sözcüklerle birlikte yüklem olur. Mesela kardeşim çalışkan değil. Şimdi burada yüklemi tek başına değil alamazsın. Bu cümlede yüklem çalışkan değil ifadesidir. Hatta olumluya çevirerek de ne? Kardeşim çalışkandır. Bak zaten değil ol kalmadı cümlede. O yüzden çalışkandırın olumsuzu çalışkan değildir. Ve değil sen burada tek başına değil, çalışkan değil ifadesiyle beraber yüklem olarak alacaksın. Bu değil sözcüğü de yine can yakabilecek sözcükler arasında yerini alıyor maalesef. Peki sözcüğün türü sorulursa, işte isim, sıfat, zarf, zamir, edat, bağlaç, ünlem dedim. Sözcüğün kökünün türü soruluyorsa isim mi, fiil mi dedim. Bir de sözcüğün yapısı sorulabiliyor arkadaşım. Yapı deyince de aklıma basit türemiş birleşik gelecek. Yani o sözcüğün yapısını incelerken yapım eki alıp almadığına bakacaksın ve tek bir sözcük mü yoksa birden fazla sözcük mü? Eğer sözcük tek bir taneden, yani bir sözcükten oluşuyorsa ve hiçbir yapım eki yoksa o zaman bu basit sözcüktür. Sözcük bir tanedir ama yapım eki almıştır, o zaman yapıca türemiştir diyeceğim. Ama sözcük en az iki sözcükten oluşmuşsa artık hiç çekim ekine, yapım ekine bakmadan birleşik mi değil mi buna bakacağım arkadaşım. Bu da önemli bir detay olsun sana. Son olarak, peki hocam sözcüğün yapısını inceledim. Cümlenin de yapısı var. İşte hatırlarsan dil bilgisinin son konusudur cümle türleri. Yapısına göre cümleleri işleriz. Burada da cümlenin yapısı soruluyorsa ne demiştim? Basit cümle, sıralı cümle, birleşik cümle ve bağlı cümle. Bunu da hemen hatırlatmam gerekirse basit ve birleşikler tek yüklem. Ama birleşik yüklemin yanına en az bir tane yan yargı, işte fiilimsi, kiili, iç içe vesaire ya da şartlı birleşik fiil olarak geliyor. Birleşik cümle olarak. Ama iki veya daha fazla yüklem varsa o zaman sıralı ya da bağlıdır diyeceğim. Peki sıralı ile bağlı arasındaki fark neydi? Sıralı da orada verilen yüklemler virgül ya da noktalı virgülle sıralanırken bağlı cümlede yüklemler bağlaçlarla bağlanmıştır. O yüzden buna da lütfen dikkat et. Sözcüğün yapısı basit türemiş birleşik, cümlenin yapısı ise basit birleşik sıralı ve bağlı şeklindedir. Umarım faydalı olmuştur. Ben bu videonun gerçekten çok ihtiyaç olduğunu, gerçekten elzem olduğunu düşünerek yazdım da konu anlatımlı video ders notlarıma. Burada da videosunu özellikle çekmek istedim. Ne aradığını bilirsen ve o aradığın şey sende varsa zaten bu çok rahat ortaya çıkar. Ama birçoğunuz gerçekten basit cümle, birleşik cümlenin ne olduğunu bilse bile bunun soruş şeklinden eğer çok emin değilsen, buna hakim değilsen kaçırabiliyorsun. Ya da karşına çıkabilecek handikapları bilirsen gardını ona göre alırsın ve ona göre de bir savunma gerçekleştirirsin. Bu anlamda bu şekilde bir hakimiyet gerekliydi diye düşünüyorum. Umarım sen de benim gibi düşünüyorsundur. Artık bundan sonra anlatım bozukluğuyla devam edeceğiz arkadaşım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kal, şen kal, hoşça kal.